Merhaba arkadaşlar. Takipçi arkadaşlarımdan çok yoğun bir şekilde kullandığınız yatar daire ne marka, özellikleri nelerdir gibi yorumlar alıyordum. Onun için bir video çekmek istedim. Kullanmış olduğum yatar daire Bosch marka PTS 10 modeli. 1400 wattlık bir makina. Daire çapı 254 milimetrelik bir daire. Kesim yüksekliği 75 milimetrelik bir kesim kapasitesi var. 45 derece açıyla kesim yapmak istediğimizde 63 milimetrelik bir kesim yapabiliyor. Dairemizin orta deliği 30 milimetrelik çapında. Dairemizin kalınlığı ise 3 milimetrelik bir daire. Üzerindeki siper sağ sollu şekilde iki tarafta da kullanabiliyoruz. Ekstradan yanında kesim aparatı olarak şöyle itme kolu var. Ondan sonra bir açık kesmek için şöyle bir ürün var. Her iki tarafa da yerleştirilebiliyor. Kol gibi. Ekstradan kızaklı şekilde genelleme yapabilme imkanı veriyor. Stoplaması da var sabitli olarak. Bu genellemeyi ve rayı da bu şekilde de kullanabiliyoruz. Bunları yakın planda daha rahat gösterebilirim. Makine güzel. Yeni nesil bir makine olduğu için yatar dairenin testeresinin durma hızı da çok çabuk duruyor. Elektrik süpürgesi veya da vakumlayıcı, toz emici gibi makinalara da takma imkanı var arkada. Toz olmaması açısından ayaklarıyla beraber geliyor. Yakın çekimde şu yan kolları ve arkadaki kesim için açılan bölümlerini de göstereceğim. Ben üzerinde kullandığım, kendi yaptığım ağaçtan ve sıkıştırılmış kontraplaklardan da bahsedeceğim. Ne gibi ürünler kullanıyorum ve kesim kolaylıklarında bana ne gibi yararlar sağlıyor. Onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Bu gönyeleme siperimiz. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Ekstradan açılı kesmek istediğimizde istediğimiz kadar 60 derecelik açılara kadar rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Bunu her iki tarafta kullanabiliyoruz. Bu şekilde olması çok iyi. Çünkü yerinden çıkma ihtimali azalıyor. Demin de göstermiş olduğum gibi bunun çok büyük avantajları var. İstendiği şekilde rahatlıkla zorlamadan kesimler yapabiliyorsunuz. Tam ne kadar bir kapasitesi var onu da size göstererek söyleyeyim. 47 santimetrelik bir kesim mesafesi var. Azım sanmayacak kadar iyi. Yan tarafında rahatlıkla koyabileceğimiz güzel yerler var. Ve şu siperin ileri gitmesi için şurada iki tane
Ayrıyeten stoplama vidaları var. Ve şu bölgede iki tarafta da metresi bulunuyor. Maksimum açılma kapasitesi 52 santimetrelik bir parçayı rahatlıkla kesme imkanı sunuyor. Şurada bulunan iki adet yine sıkıştırma vidaları var. Şu şekilde istediğiniz yükseklikte ayarlayabilirsiniz. İsterseniz çıkartabilirsiniz. İstediğiniz yüksekliğe ayarlayıp kesim yapabilirsiniz. Yine arkada tam şu noktada iki adet stoplama düğmesi var. Ben bunu sürekli açık tutuyorum ve sıkıyorum arkalarından. Sabit, açık kalmasında herhangi bir problem yok. İki taraftan da dairemiz buradan yükselip alçalıyor. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman daire aşağıya, sola çevirdiğimiz zaman daire yukarıya doğru gidiyor. Ve şurada da kontrası bulunuyor. Bunu ileri doğru ittirip rahatlıkla istediğimiz milimetrede ayarlamamıza imkan sağlıyor. Sıktıktan sonra hangi açıda olduğu rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Start stopu burada. Benim ekipman olarak kullandığım tahta olanları göstereyim. Altında şöyle bir tahta var. Şarjda yerleştirdim. Gönyeli şekilde. Ön tarafta bir 5-10. Arka tarafta bir 5-10. Ekstradan bir tane de bu kısa parçaları kesmekte zorlanmamak için stoplama yaptım bir tane. Bir de artı geçme. Artı geçmeler için ekstradan şablon yaptım kendime. Şunların hepsi ölçülü şekilde. Şurada küçük bir pin var. 3 milimetrelik. Bunu buraya yerleştirdiğimiz zaman kesimlerde malzemeyi buraya yerleştiriyorum. Sıktıktan sonra dairede daire yüksekliğini ayarladıktan sonra bu şekilde kesim yapıyorum. Bunu yaptığım kesimlerden bir tanesi olarak bunu örnek olarak gösterebilirim. Ekstradan bu dairede kullandığım ürünlerden bir tanesi kendi el yapımım olan daire yükseklik ayarlayıcı metre diyebiliriz. Şu anda bu dairenin yüksekliği kaç mesela, ona bir bakalım. 3.2. Buradan mesela daha da aşağı indirelim. 2 santimetreye çıkartmak istiyoruz. Şu anda 2 santimetre. İnce işler içinde ince bir el tutamacı. Mutlaka el tutamaçlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Daire değişiminde böyle bir parça var.
dairesinden çıkarttığımızda ekstradan taktığımız zaman da arkasında kontrası var. Bu ürünün yanında şöyle bir stoplama ürünü daha var. Yukarı kaldırdığımızda istediğimiz gibi size kalmış nasıl çalışmalar yapacağınız. Benim anlatacağım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.